Uluslararası Tatlı ve Dondurma Festivali'ne katılan ünlü markalardan birisi de Güllüoğlu Baklavaları. Evet, yanımızda yetkili arkadaşımızla baklavanın tarihi ve Güllüoğlu hakkında detayları alacağız. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci Tatlı ve Dondurma Festivali'ne davet edildik. Şöyle dönelim. Tabii bizim buraya davet edilmemiz bizim açımızdan gerçekten gurur verici. Biz Ankara'da 7 şubemizle Ankaralılara hizmet etmekteyiz. Ankara'daki bütün şubelersin daha. Ankara'daki bütün Güllüoğulları Mehmet Necat Güllü'ye aittir. Evet. Odun ateşinde pişen baklavalarımız. Odun ateşinde Urfa'da yapılan, evet. Urfa'da yapılan sade yağda. Tescili aldı sade yağ. Tabii sade yağ tescili. Kristal şeker kullanıyoruz. Kullandığımız ürünlerin tamamı ama tamamı hem yerli hem birinci sınıf. Kesinlikle evet. Kanserojen ürünler kullanmıyoruz. Hem doğayla barışız hem insanlarla barışız. İstanbul'da genel merkezimiz var. Bunun dışında Avrupa'da 6 tane ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Amerika'da 4 tane var. Bayağı çok. Avusturya'da kıta olarak. Evet. Almanya'da var. Doğu'da. Asya'da. Irak. Suudi Arabistan. Katar'da var. Araplar çok seviyor baklava diyorlar. Araplar Türkleri de çok seviyor. İkinci evimiz gibi diyorlar. Röportajları burası için, da. Burası için öyle söylüyorlar. İstanbul evet. İstanbul için aynen öyle. Keşke diyorlar. Biz de kendimizi bu kadar sevebilsek. Evet, güzel bir noktaya bastın. Hemen kameranın kadrajını çeviriyoruz arkadaşlar. Baklavaları birazcık yakından tanıyoruz. Size biraz ürünlerimizden bahsedeyim. Görmüş olduğunuz kuru baklava. Kuru baklava ile normal baklava arasında bir fark, şu fark var. Kuru baklavanın içerisinde daha bol fıstık var. Ama en büyük özelliği içerisinde kaymak olmayışı. Kaymak yok. Kaymak yok. Siz de biliyorsunuz ki baklavada ilk bozulan şey kaymaktır. Bilmiyorum. Baklavayı artık öğrenmiş oldunuz. Evet. Baklavayı yani ekşimesini engelliyor. Kaymak olmadığı için baklava yani ekşimiyor. Kuru, baklava kuru baklavanın ismi bu. Yoksa şerbetsiz falan değil yani. Şerbeti normal. Görmüş olduğunuz ürün havuç dilimi. Havuç dilimi çok bol fıstıklı, çok bol kaymaklıdır. Ve çok da lezzetlidir. Bu tamamen fıstıklı. Fıstıklı olan evet. Fıstıklı. Cevizli kuru baklava veya cevizli havuç dilimi de yapılıyor mu? Elbette yapılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz havuç dilimi. Onun hemen yanındaki kaymaklı baklava. Bunun sadece üzerinde fıstık var. İçerisinde süt kaymağı var. Bu neydi? Katmer mi? Bu ürünümüz katmer, Antep katmeri. Çok, çok ince baklava yufkası. Süt kaymağı, kaymak fıstık ve şeker var içerisinde. Hatta şovda yapılan bir şey değil mi? Şovda yapılıyor. Aslında Antep'te genelde kahvaltıyı katmerle sıcak süt. Ağzının tadını biliyor musun? Tabii ki. Ha, öğlen yemeği yok. Akşam yemeği balıcan kebabı. Bunlar da aynı. Cevizli baklavamız. Evet, hadi. Fıstıklı baklavamız. Ve daha birçok çeşidimiz var ama şu an fuarda olduğu için çok fazla bir ürün çeşidi lokumlar koyamıyoruz. Lokumlar da var görüyorum. Lokumlar ve pişmaniyeler de kendi üretimimiz. Var. Evet. Yani ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz bayağı arttı. Mesela sakızlı lokum üretiyoruz. O zaman Avrupa'da gittiğinizde marketlerde baklava alırken aynı zamanda lokum ve benzer ürünleri de tadabiliyor o zaman müşteriler. Zaten bizim lokumun üretimine geçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Avrupalıların çok talep etmesi. Turkish Delight. Tabii ki. Bakın burada katmeri görüyoruz arkadaşlar. Şu an ustamız yapmış sıcak bekletiyor evet. Aslında daha sonraki çekimlerinizde göstermek nasip olursa bizzat şovunu da göstermiş oluruz. İleride beyranımız var. Beyran da kuzu etinden yapılır. Beyran çorbası. Evet. Ben ışıklarında görmüştüm şeyde. Sıyı da satıyorlardı. Çorba. Beyranın baharatları et burada. İçerisinde kuzu eti, et suyu, pirinç ve baharatlar var. Harika bir çorba. Çok yarayış diyebiliyorum. Tabii ki. Çok faydalı. Muhakkak. Şikayet özellikle kış aylarında tavsiye ederim. İşçi köftemizin mimarı Mustafa Usta. Kendisini Dubai'den getirdiğimiz doğrudur. Evet. Dubai'de çok ünlü bir otelden transfer ettik. Evet. Hem işçi köftemizin hem çiğ köftemizin, beyranımızın ve Balgat şubemizdeki kebaplarımızın mucididir kendisi. Orada Balgat şubesinde mi çalışıyor? Evet, Balgat şubemizin ustabaşısıdır. Son alayım, teşekkür ederim. Evet, son olarak en çok ziyaretçiler ne soruyor sizlere? Şöyle kameramı karşılıyorum. En çok ziyaretçiler niye bu kadar pahalı diyorlar? Ama kaliteli olmasından dolayı. Ucuz etin yahnisi yenmez. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.